hazır mıyız? Hocam mücadeleyi değerlendirebilir miyiz? Mücadele iyi geçti. İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de bir hedefimiz vardı. Ve Beşiktaş'ın da hedefi vardı tabii ki. Ve iki takım da yenişemedi. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik. Ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Yani ortada güzel bir maç geçti. İyi bir lig maçı geçti. Onun için tabii ki bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ve oradan alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerde de ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Ve çok son zamanlarda da mükemmel bir istikrar yakaladık. İyi bir grafik çizdik. Çok iyi yere geldik. Çünkü çok zor bir durumdaydık. Puan olarak da zor bir durumdaydık. Ama arkadaşlarım gerçekten olağanüstü şekilde oynadılar. Kapasitelerinin üstüne çıktılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Önemli olan da bundan sonra kalan maçlarımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum kalan maçlarında. Yani bizim de demin dediğim gibi son 6 maçımızı da iyi bir şekilde bitireceğiz. Yani. Var mı sorumuz? Hocam, Sergen Hoca hakem adayınızı çok beğendi. Çok iyi bir maç yönetti. Siz aynı fikirdesiniz. Bana göre de kötü maç yönetmedi tabii ki. Ortada geçen bir maçtı ama işte bizim herhalde bir penaltı pozisyonumuz vardı. Onu biz tabii ki tam net göremedik. Ona bir şey diyemem. Onu bir seyretmek gerekiyor. Onun dışında çok fauller oldu orada. İşte onları da verdi, bize de verdi. Beşiktaş'a da verdi. Ortada güzel bir maç oldu. Sadece bizim son paslarımız şeydi. Onu yakalayabilseydik, onları değerlendirebilseydik galibiyette de ayrılabilirdik. Gol de bulabilirdik. Kesinlikle gol de bulabilirdik. Dediğim gibi yani iki takım açısından da zor maçtı. Beşiktaş için tabii ki çok az bir zaman var. Ve 6 maç var ve tabii ki avantajı yine devam ediyor Beşiktaş'ın. O yüzden yani kendileri de tabii ki buradan alınan bir puan da iyi gözükebilir yani Beşiktaş açısından. Bizim açımızdan da tabii isterdik 3 puan olmasın ama bir liderle oynuyorsunuz. Puan puandır yani. Önemli olan şimdi kalan 6 tane maçımızı kazanmak yani. Hocam bir de son bir soru. Puan üstteki takımların puan farkları azaldığı için şampiyonluk yarışı daha fazla. Kimin? Kalan haftalar için şampiyonluk yarışı puan durumları birbirine yaklaştığı için azaldı. Nasıl görüyorsunuz şampiyonluk yarışını? Şimdi tabii ki ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyük avantajı var. Bana göre iyi bir de kadrosu var. Yani avantajlı olan Beşiktaş şu anda çünkü lider yani tabii ki ama bir tane de şey var baktığınız zaman tabii zor durumda olan takımlar var, maçlar var. O yüzden yani şimdiden bir şey söylemek bence zor ama lider olduğu için puan farkı da olduğu için Beşiktaş avantajlı. İyi akşamlar.